Evet, beyaz futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Karagümrük Başkanı Sayın Süleyman Hurma ile arkadaşlarımız şimdi konuşuyor. Beşiktaş maçı öncesi kendisini yayına alacağız. Bu arada Rıza Çalınbay'ın bize bağlanmasında katkıda bulunan basın danışmanı Mutlu Ulusoy'a çok çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün şimdi şöyle farklı bir akış yapmak istiyorum. Süleyman Hurma bağlanana kadar skor tahminlerini yorumcularımızdan ben alacağım. Ama herkes soruyor. Sinan abi, Beşiktaşlılar soruyor. İmparator Sergen Yalçın'la çalıştı. Evet. Bu hafta takımı nasıl motive eder Sergen Yalçın'la birlikte olsa diye. Onun cevabını senden Beşiktaşlılar istiyor ama Süleyman Hurma hattaymış. Vay, Süleyman Hurma. Sana bu sorunun cevabıyla döneceğim tekrar. Merhaba diyelim, dinleyelim. Evet. Sayın Hurma, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, ve Rıza Çalınbay'la telefon bağlantısı yaptığımızda Abdülkerim Durmaz hocamız bana dedi ki neden Karagümrük tarafından birini bağlamıyorsun? Ben de size bugün ulaşamadığımızı kendisine ifade etmiştim. Şimdi ulaştık. Bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. Estağfurullah. Orada benim dostlarım var. Böyle hani konsolosluk seviyesinde görüşmeyi yürütmeyelim. Aynen. İşte Ahmet Hoca, Sinan kardeşim, Abdülkerim, Rasim Ozan'la yeni tanıştık ama eklerimizin çok tuttuğuna inanıyorum. Sizin iki üç kere yemek yedik yani. Sizin programınıza bağlanmaktan hiçbir şekilde imtina etmeyeceğimi bilmeniz lazım. Tabii. Ancak bağlanma nedenim beni çok üzüyor. O yüzden. Çünkü şöyle, ben her zaman o programa da bağlanırım, oraya da gelirim. Hatta oraya seyirci olarak bile gelirim. Bundan da keyif alırım. Zaman zaman geldiğimde olmuştur. Ancak işte bu Beşiktaş puan kaybettikten sonra Galatasaray'a bütün ülkenin gözü bize döndü. Ülkemizdeki bütün insanlara şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde yaşayan insanların hepsi kötü niyetli, şereften ve haysiyetten yoksun insanlar değil. Ülkemizde çok düzgün, temiz, iyi sporcular, iyi spor adamları, namusuyla işini yapan insanlar da var. Dolayısıyla bir kere herkesin bunu biliyor olması lazım. Sesli evet. Bir problem var mı? Ben çok net. Çok net duyuyoruz. Gayet iyi Süleyman Bey. Evet. bir başka şey de şu. Yani bizler, ben Karagümrük Spor Kulübü'nün başkanı olarak bizler orada bu lige katılma sebebimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor değil. Biz Karagümrük için katıldık bu lige ve orada Karagümrük şampiyon olduğu zaman çok büyük bir mutluluk duyduk. Karagümrük kendisi için çıkıp oynayacaktır. Bunu en iyi orada Karagümrük çocuğu olan Abdülkerim Durmaz iyi olması lazım. Çünkü o semtte büyüdü, o kulüpte oynadı. Ben de bu o kulübün şu anda bir temsilcisiyim, bir neferiyim. Geçmişimize de bakıldığı zaman, hani bu futbolun içine dün düşmüş birisi değiliz. 30 yıldır bu futbolun içerisindeyiz. Allah'a şükürler olsun. Bir takımımız iddiası vardır, yoktur diye bir durumumuz yoktur. Biz bulunduğumuz her yerde ve her koşulda çıkar, ligin son maçının son saniyesine kadar hedefimiz ne olursa olsun oynarız. Kayseri Spor'dayken ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon olduk. Önümüzde oynayacağımız 4 takımın da playoff ve küme düşme iddiası vardı. 4'ünü de kazandık. Evet. Bugün de hiçbir meydan okuma içerisinde değilim. Beşiktaş iyi bir kulüp, iyi bir camia. Tıpkı diğerlerinin olduğu gibi güzel bir maç olacağını biliyorum. Biz kendimiz için oynayacağız. Oyunu tisleştirmeden oynayacağız. Yerde yapmayacağız. Tekme atmayacağız. Ama Karagümrük'ün 3 puan kazanabilmesi için elimizden gelen bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Ondan sonra ne olacak onu birlikte göreceğiz. Elimizdeki kadroya da bir baktığımız zaman şu anda geçmiş kariyeri en yüksek kalibreli takımlardan bir tanesi Karagümrük. İçinde Milan'da, Liverpool'da, Roma'da, Arsenal'da, Chelsea'de oynamış oyuncular var. Ve o oyuncular gayet tabii ki lige saygı duymayı da, kendilerine saygı duymayı da, formalarına saygı duymayı da, rakiplerine saygı duymayı da bilen oyunculardı. Sanıyorum benden bunu duymak istiyordunuz.
aslında benim yerime Abdülkerim Hoca'nın söylemesi gerekir doğru onları. Evet. Sayın Başkan, önemli bir sorun var. Var diye rahat davrandık. Başkanım, siz bağlanmadan yayını pek herhalde sonunu izleyemediniz. Siz, yok izledim ben Beyaz Futbol'u izliyorum. Siz bağlamadan ben 10 dakika önce reklamdan önce izledim hocam. Karagümrük 1926 yılında kurulmuş, çok şerefli mazisi olan, hiçbir şaibeye adı karışmamış. Hayır, onları duydum. Yüzlerce milli takıma oyuncu vermiş. Bu konu açıldığını nasıl söylüyorsun? Yoksa duydum, tabii ki duydum hocam. Ya şey başkanım, ben Onur'a ilk itirazım şu oldu. Onur programı açarken Onur kardeşimiz şöyle dedi. Bütün Türkiye bu salı günü Fener Sivas maçına kilitlendi diye açtı. Sonra Rıza Hoca yarı vardı. Ben de dedim ki bütün Türkiye Karagümrük Beşiktaş maçına kilitlendi. Yanlış söylüyorsun dedim. Fenerbahçe Sivas maçını sadece Fenerbahçelileri ilgilendiriyor. Ama Karagümrük Beşiktaş maçı bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor dedim. İtirazım ondandı. Yani Rıza Çalınbay duygularını söylüyorsa Karagümrük cephesinden biri de sizin temin arz ettiğiniz biz kimseye bakmayız, çıkarız Karagümrük için formamızın hakkını veririz demesini istedim. Yani eşitlik olsun diye. Anlatabiliyor muyum? Hocam sen de çok uygun bir şekilde anlattın. Zaman zaman da anlatıyorsun. Biz senin mütevazılık olsun diye Karagümrük'ü böyle 3 sokaktan ibaretmiş gibi söylüyoruz bazen. Oysa ki Karagümrük evet 3-4 sokaktan ibaret ama Türkiye'nin en köklü ve en küçüklerinden biridir. En efsane semtlerinden biri. Başkanım 95 yıl oldu. Önemli bir sorun var başkana. Medyada en fazla iletişimi olan 4. takım. Tabii ki. Karagümrük kulübü. Sevgili... Bugün bir stadımız olsa 15 bin seyirci kulü oynar. Kesin. Sevgili başkan. Sevgili başkan, eksik oyuncum var mı? Yani şu oyuncum oynamıyor falan diyeceğim bir oyuncum var mı eksiğin? Öyle bir durumum yok. Bu geçtiğimiz ay içerisinde 17 oyuncum COVID olmuştu. Evet. Çok ağır COVID getirdiler. İçlerinde kan pırtılaşması olan oyuncum bile oldu. Oh. Hastaneye yatan oyuncum da oldu. Ama biz böyle hani sürekli mağdurlara tüketerek ağlanmayı sevmiyoruz. İnsanlar da bizi çok iyi takip ettiği için son haftalarda aldığımız bir iki kötü sonucu sanki bizim istikrarsızlığımıza verdiler. Oysa böyle değildi. Sahaya çok iyi bir takımla çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve bunu da Karagümrük için yapacağız. Bunu yaparken de bir başkası adına yapmak için yani yerde yapmayacağız. Ya, kendiniz için yani. Yerde yapmayacağız, tekme atmayacağız, oyunu pisleştirmeyeceğiz, oyunu yavaşlatmayacağız. Bizim kalitimiz 15 dakikada avut atışı kullanmayacağız. Sayın bravo. Başkan. Tebrik ediyorum Sayın Başkan. Bravo Başkan. Bravo. Gerçekten çok güzel konuşuyorsunuz. Şimdi önemli bir ben soru var. Türkiye'de en çok konuşulan olaylardan biri. Bir saniye Rasim. Şimdi Beşiktaş'tan Karagümrük'e gelmiş Lens ve Roko var. Bu oyuncular oynayacak mı? Çünkü oynarlarsa bir hata yapsalar çok konuşulacak biliyorsunuz. Böyle bir endişe taşıyor musunuz? Vallahi şimdi kötü niyetli insanlar konuşacak diye bir kendimize olan güven sorunumuzu ortaya koyacak halimiz yok. Gayet tabii ki hocamızın forma verdiği herkes sahada oynayacak. Biraz önce de söyledim. Türkiye bu işten vazgeçsin. İyi ve güzeli ortaya çıkartmamız lazım. Fark etmez. Oynasak da biz o maçı kazansak bile kötü niyetli insanlar kötü konuşacaklar. Onlar da diyecekler ki Fenerbahçe'den teşvik aldılar. Fenerbahçe için oynadılar diyecekler. Yani bir şey konuşmak istiyorsa insanlar bir şey konuşacaklar. Ama önemli olan şey şu. Kimle konuşuyor ve kim nasıl davranıyor? Biz futbolunu, ülkemizi mi, kendimizi mi, kulüplerimizi mi güzelleştireceğiz? Yoksa yüreğinde hiçbir insan sevgisi taşımayan, ipe sapa gelmez duyguları düşünen, her düşündüğünü de ipe sapa gelmez şekilde yazıp ve söyleyen insanlara göre mi davranacağız? Biz çıkacağız, orada oyunumuzu oynayacağız. Beşiktaş önemli bir kulüp. İyi de bir kulüp. Sergileri de çok seviyorum. Kardeşim gibi seviyorum. Başarılı olmasını da çok arzu ederim. Ancak bu futbol, yani orada oğlum da olsa değişen bir şey yok. Yani ben Kayserispor'da çalışırken Recep Mamur Başkanımızın oğlu Erzincan'da ikinci başkandı. Ve bize yenilerek küme düştüler.
Peki stüdyoda var mı başka sorusu olan herhalde? Çok güzel anlattı her şeyi. Sayın Başkan, başkan başarılar diyoruz. Süleymanoğlu'na Beşiktaş'ı mağlup edeceklerini ifade etti. Hayır, öyle bir şey değil. İnşallah. Başkan, inşallah ağzı bal yesin. İnşallah diyorum. O zaman, başkanım, şey ya size. Süleymanoğlu'nun da çok zeki bir oğlu vardı. Bak, hiç unutmuyorum. Neydi ismi ya? Süleyman Serkan değil mi? Çok zeki, çok entelektüel. Tebrik ederim. Öyle bir oğul yetiştirdim. Sayın Başkan. Süleyman Urman'ın vasiyeti. Kendine Allah korusun bir şey olursa oğlu kalacak bize başımıza. Allah korusun. Harvard yöntemleriyle Karagümrük şampiyonu yapabilir. Şimdi bak, Süleyman Urma dediniz. Evet. Uzun yıllardır beyefendiyi, uzun yıllardır 30 tanırım. 30 sene önceki Süleyman Urma'yı anlat bize. Trabzonspor'daki halini biliyorum. Trabzonspor, sonra Kayseri, ne derler? Adım adım ilerledi. Tabii. Fakat bugün kestiriyorum içeride. Adem Betan geldi. Bir ara uyumuşum. Ha. Üç adamı gördüm rüyamda. Çok garip. Aa. Üç adam. Süleyman Urma Sayın Başkan'ı gördüm. Aa. Üç adam deyince müsaade edin. Evet hocam. Hasan Kabze'yi gördüm. Hasan Kabze. Sergen Yalçın'ı gördüm. Aa. Şimdi ne alaka? Nedir? Şimdi çok Sayın var. Süleyman Urma. Başkanı tutalım ismi, mı? İsmi belli. Şu anda Karagümrük'ün resmi. Başkanı. Alıp üçüncü ligden iki senede tak 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 yukarı çıkartan zat. Şahıs beyefendi karşımızda. Hasan Kabze. Hasan Kabze'yi uzun saçlı böyle apaçı kılıklı. Kışın açık kalmış ondan görmüş. Hasan Kabze'yi sen ondan kışın açık kalmış. Ondan görmüş. Ya o da olabilir. Bir de müsaade edin. Sergen Yalçın'ı gördüm. Süleyman Urma'yı da gördüm inşaatı. Lan uyandım bir. Kışın açık mı kalmış? Müsaade edin. Doğru. Biz başkanı yolcu. Hayır abi dinlesin arkadaşımız. Rüzgar esti. Arkam sırtım, belim, kalçam açık kalmış da olabilir mi? Adem dedi Adem Betan. Yo abi dedi ben senin üstünü örttüm. Senin arkan falan açık. Üç adam. Tekrar söylüyorum. Bak üçgeni kuruyorum. Süleyman Urma üçgenin tepesinde. Eşit kenar üçgen. Hasan yani Kamze. 60'er derecelik açılardan üçgen. Farklı. Süleyman Urma. Hasan Kamze. Sergen Yalçın. Hay senin rüyalarını ben. Ne yapayım? Hay senin rüyalarını konuşurum. Hay senin rüyalarını ben. Abi, Hasan Kamze. Bir dakika ya. Biz bir başkana veda edelim. Çok bekletmeyelim. Başkana veda edelim. Teşekkür ederiz. Biz Ahmet Hoca'nın rüyasına geri döneriz. Başkana teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkan iyi geceler. Başkanım bir şey söyleyeceğim. İyi geceler. Kapattınız mı? Duyuyor, izliyor zaten şu an bizi. Kapattı mı? Kapattı. Evet, tamam. Şimdi hocam rüyana geçeceğim ama Sinan abiye yarım kalmasın. Buyursunlar. Çok soru gelmişti. Buyursunlar beyefendi. Evet. Sinan Engin Sinan şu anda ya, Sergen Yalçın'la beraber olsa soyunma odasında Karagümrük ve Göztepe maçı öncesi İmparator nasıl bir konuşma yapar diye sorular geliyor. Hiçbir gerek yok konuşma falan yapmaya. Bu işi siz hak ettiniz diyecektir Sergen de. Aynı şekilde bu sizin hakkınız. Çıkın kazanın. Bu maçın hiçbir şey anlatmaya falan gerek yok. Beyaz çizgilerden içeriye hangi futbolcu girerse girsin bu maçta hiç onu taktikmiş falan. Evet temel taktikler vardır ama burada tamamıyla bu kararı futbolcu verir. Artık burada son iki tane maç kalmış. Yani binlerce... Kaygın var mı? Binlerce... Bakın binlerce dakikalar oynamışsın. Son 180 dakika. Hep önde getirmişsin. Burada bir 180 dakika var. Hayatları değişecek. Şampiyon olacaklar böyle bir şey. Onun için burada evet Sergen'in sitesi var. Sergen evet biraz düşünceli, stresli olabilir. Çünkü sende var mı stres? Sorumluluk futbolcuda. Bende stres yok. Ben sana söylüyorum. Beşiktaş Karagümrük maçı 3-1 biter. Beşiktaş kazanır. 2-1 Karagümrük alır diyorum ben. 3-1 Beşiktaş kazanır. Şimdi 3-1. Arkadaşlar. Şimdi sevgili Süleyman Urma benim arkadaşım. Dostum. Biraz sonra söyleyeceğim. Ama ben Beşiktaş'ın bu maçı 3-1 Allah'ın izniyle kazanacağını düşünüyorum. Bakalım salı günü buradayız. Yarın yayınımız yok. Hocamı da. Salı günü da. Beyaz futbol özel. Abi poposu der misin? Hocayı da bir daha. Poposu de. Ya. Hocayı da bir daha senin odanda falan uyurken geliyor oraya. Poposu de. O üstünü örtün hocanın poposunu. Evet valla açık uyuyoruz. Senin abi Dinçer'e seslensene. Bir battaniye göndersin. Dinçer Zapan. Bir battaniye gönder Dinçer. Gizli başkan Dinçer Zapan hocaya. Ama tiftik olsun. Tiftik başına battaniye yapma. Hocaya. Kendi takımının battaniyesini hoca da Galatasaraylı olduğu için Galatasaray battaniyesi dedi. Dinçer Zapan. Gelsene oğlum. Galatasaray battaniyesi gönder dedi. Arkadaşlar bir merak biraz sonra. Merak ettik artık bir dinleyelim bakalım hayır, ne görmüş rüyada. Hayır ver müziği. Biraz sonra söyleyeceğim üzünlü replik. Üzünlü. Ne Kurtlar Vadisi'nden alındı. Biplenmiştir ne değil mi? Ne Çukur'dan alındı. Bipmiştir. Birçok ünlü filozofun yüzyıllar içerisinde yaptığı sentezlerin sonucu bir cümledir. Biraz sonra söyleyeceğim.
geçmişte yaptığınız hatalar ya da işlediğiniz günahlar kendinizi en güçlü hissettiğiniz an intikamlarını alırlar. Bir daha tekrarlandı. Tekrar ediyorum. Kaçırdım. Yakın veya uzak geçmişte yaptığınız hatalar ya da işlediğiniz günahlar siz kendinizi en güçlü hissettiğiniz an intikamını alırlar. Şimdi bu absürt bir konuşma. Benim rüyalarımla alay eden, sırtımın, belimin, kalçamın açık kaldığından dolayı manasız rüyalar gördüğümü iddia eden, Beşiktaş'ın eski efsane oyuncusu Sinan Engin. Ben efsane değilim, Beşiktaş efsane. Olur mu? Ben gariban bir futbolcuyum. Beni... Olur mu canım? Saçmalamakla suçladı fakat... Dün gece Kadir gecesiydi. Aa, 90 evet. Artı 6'da bir siyahi oyuncu Valencia'nın kafa sıyırmasıyla attığı gol ligin akışını değiştirdi. Arşiv kabiliyetim çok yüksek değildir ama 2006'nın 7 Mayıs'ına gidiyorum. Kupayı ver. Bu kupayı mı hocam? Onu ver onu. Ne olmuştu 2006 müşahede, 7 Mayıs hocam? Müşahede et, müşahede et. Şimdi 2 hafta sonra. Eyvah. Belki de teorik olarak salı gecesi bu kupayı biri alacak. Ama cumartesi gecesi mutlak biri alacak. 3 takımın matematik olarak şansı aynen var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. En iddialı da Beşiktaş. Fakat argoda ne derler? Ne derler hocam? Geçen yılki hurmalar. Aa. Tırmalar. Sırtımı tırmalar. Ay geçen sene yediğin hurmalar döner sırt senin poponu hurmala. Şimdi hurmala. 2006'nın 7 Mayıs'ı İstanbul ilinin Beşiktaş semtinin eski stadı İnönü stadında bir olay yaşandı. Anlat hocam. Arşivlere baktım. Tekrar bu rüyadan sonra görmeye çalıştım. Şimdi dakika 89 civarı evet. O zamanın efsane yeteneği büyük futbolcu Sergen Yalçın. Biraz sonra sizlere arz edeceğim. Video görüntüsüyle maç 1-1 devam ederken pozisyona giriyor. Ver görüntüyü kardeşim. Geliyor. Dur, yavaş yavaş gel. Devam et. Yayıncı kuruluşun hazırladığı görüntü hocam. Evet. O dönemin yayıncı kuruluşunu. Evet, dur. Maçın sonlarına doğru Sergen ayağında, önü açık, 3 veya 4 pas opsiyonu varken oynat. Oynat. Orijinali böyle oynuyor hocam. Yayıncı kuruluş böyle hazırlamış. Yavaş yavaş mı oynuyor? Evet. Sergen birden dur, manasız şekilde, futbolun doğal nizamına aykırı şekilde 4 tane pas opsiyonu varken al geriye, al geriye, al Hasan geriye Gamze. Al geriye. Ayağında top alan Sergen. Sergen Yalçın kim? Ali Rıza Sergen Yalçın o zaman ünlü futbolcu, şimdi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün teknik direktörü. 4 tane pas opsiyonu varken bunların hiçbirine, üstelik böylesi teknik dehası, abi, oyun görüşü çok yüksek bir oyuncunun, Ali Rıza Sergen Yalçın'ın 4 opsiyondan herhangi birini kullanmadan geriye dönmesi, oynat. Sinan niye öyle bakıyorsun? Bir Sinan dakika. Abi de. Tamam, oynat. Nereye geleceğiz hocam? Bir geleceğin geliyor. Rasim sus. Sergen futbolun doğal akışına ve nizamına uygun olmayacak şekilde geri dönüyor. Geri dönüyor. Top bir şekilde Galatasaray'a geliyor. Hı hı. Belki hemen sonra, belki 1-2 dakika içinde 90 artıda Hasan Kabze adlı Galatasaraylı oyuncu ver golü. Bu gol mü hocam? 7 Mayıs 2006. Evet. 7 Mayıs 2006. Tam 15 sene önce. Tam 15 sene. Hakikaten ha. Keviksiz 15 sene. Tarih 7 Mayıs 2006'yı gösterdiğinde 15 sene hocam. O zamanın İnönü stadı, şimdinin Vodafone Arenası. Park'taki bir takım olayları gösteriyoruz. Ne demiştim? Geçmişte yaptığınız hatalar ve işlediğiniz günahlar
siz kendinizi en güçlü hissettiğiniz an intikamını alır. Türk futbol tarihinin en mühim gollerinden biridir bu Türk Hasan futbol Kamzeli. Tarihinin aynen. En önemli sıra dışı doğal nizama uygun olmayan hareketini Sergen Yalçın kardeşim geri dönerek yapmış. Dönen topta Galatasaray'ın golü olmuş. Aynen Galatasaray öyle. Maçı 2-1 kazanmış. Bir sonraki son haftada Fenerbahçe Denizli'de soykırıma uğramış. Erik Gerets. Galatasaray İstanbul'da Kayseri'yi 3-0 yenmiş. 4-0. Ve 4-0 ya da Galatasaray şampiyon olmuştu. Fenerbahçe maçı 1-1 bitmişti. Berabere Denizli ile. Maç 15-20 dakika uzatılmıştı. Konfetiler nedeniyle. Peki hocam, ki ben... Sadede gelir misin net? Beşiktaş'ta böyle bir şampiyonluğu kayıp mı edecek diyorsun? İçimden bir ses. Onu diyor, onu diyor. İçimden bir ses. Bu Karagümrük maçı da olabilir. Göztepe maçı da olabilir. İçimden bir ses. Zaten bu iki haftadır beni tırmalıyor. Bilinçaltım bugün Hasan Kabze ve Sergen olayını bana hatırlattı. Bu kupayı biri alacak. Ama bu kupayı artık... Bu almayacak, bu sene kalacak. İyi oldu onu söyledim. Bu kupayı biri alacak ama... Dramatik bir sonla mı? Sanki içimden bir ses dramatik bir son. Sen ne olsun? Kabze bağlansın onu. Ve Hasan sevgili Kabze. Kardeşim peki, Sinan Engin için... Burada dursun kupa. Sinan Engin için hissettiklerimi söylüyorum. Ben insanın gözlerine bakarak... Eğer yakınsa kokularını koklayarak ruh haline... Hocam alıyorum. Sana bir destek Sinan, olayım mı? Gözlerime bakar mısın? Bir bak Allah rızası için. Bakıyorum hocam. Bir bak. Tuhaf bir adamsın. Hayır ben... Normal bir adam değilsin. Aynı bakıyorum. Maçta Cihaz Polat'la da Siber Metin'e geri pasını yapıyoruz. Sinan'ın ya. Gözlerinde gördüğümü söyleyeyim mi? Söyle hocam. 3,5. 3,5 atıyorsunuz. 3,5 atıyorsunuz. Gözlerimle gördüm. 3,5 atıyorsunuz. Hocam beni de kokla. Benim kokumdan anlar mısın? Hayır, hayır kokudan hocam. Beni de kokla. Ben de hissediyorum. Dur Sinan Engin. Hocam sende de ava çıkmaya yönelik av mevsim başlamış bir balıkçı sene, kokusu alıyorum. Ya her sene sana tuhaf tuhaf şeyler kazanıyorum. Hadi tuhaf, inşallah. Tuhaf. Hadi inşallah. Sinan'ım sen haklısın diyorsun. Hadi inşallah. Devamlı. Bir ara Başakşehir dediğin. Başakşehir. Devamlı aynı. Beraber bak bak bu çok ayıp. Hocam. Sergen Yalçın yaptığı hareket cezasını çekecek demedim. Böyle bak, bir şey yok. Böyle bir şey tam, demedim. Tam ne dedin hocam? Sergen Yalçın'ın yaptığı hareket futbolun doğal nizamına aykırıydı diyeceksin. Ben ceza çekecek demiyorum. Maç tahminlerine gelelim. Ben ceza çekecek demiyorum. Maç tahminleri karşıya. Asla. İçerisini sabote ediyor. Hocam sen konuşma hakkını alıyorsun. Bir sus hocam. Ya. Peki. Söyle söyle. Dağıl. Ya sonra diyorlar ki bana Sinan abi niye hiç konuşmuyorsun? Tamam abi sustum. Ben konuşacağım kadar konuştum. Ne konu bitti programda da saat 1. Maç tahminlerine geçmemiz lazım. Tahmin mi kaldı oğlum? Ya kardeşim. Sinan abi çok önemli. En çok burayı seviyor seyirci valla. Sinan hatırlıyor musun? Ulu Önder Atatürk'ün hocası oğlum. Senin adın hocam, Mustafa. Her sene benim adım bundan. Senin adın Mustafa Kemal. Senin adın bundan sonra hocam. İki hafta için. 3,5 Sinan. Hocam dinle beni. Sen hep aynı şeyleri söylüyorsun. Sinan abi neler söylüyorsun? Beni ulan Burak gibi kabul et. Burak gibi kabul edin. Hocam. Burak gibi kabul edin. Hocam Burak'tan farklı. Estağfurullah da. Yani yılan, ya bol, bak boynuna yılan doladım. Giydirdim. Hala yine diyorsun ki böyle böyle bir şey. Ha, her tarafına doladı. Temennim böyleyse bilmem. Hayır. Asla. Şimdi bak Sergen, bu sevgili Beşiktaşlar asla. Sergen'in oradaki şampiyonluğu pozisyonda. İnşallah kaybedersin. Asla öyle bir temennim. Şimdi Sergen'in oradaki pozisyonda. Müsaade et. Kim hak etti? Allah köküne kadar Beşiktaş. Ya hocam bir ters yapıyorsun bir düz yapıyorsun. Ters düz yapıyorum ya. Dur yemiyor kimse artık yapma ya. Buna ters düz yapmaz. Arguda ne denir? Ya boş ver. Haraşo. Haraşo. Anlamam mı haraşo? Ters düz anlarım ben. Ters düz de vardır onun. Var var. Şimdi burada kalkıyorsun bir öyle böyle söylüyorsun ondan sonra yok böyle böyle. Hasan Kabze nereden çıkarttı ya? Sergen orada bakıyorum pozisyona ben. Orada dönüyor top ayağına tekrar alıp ben maçı da hatırlıyorum. Tekrar alıyor. Daha iyi bir seçenek. Tekrar dönmeye çalışıyor. Topu kaptırdı orada. Sen Cihan Aspolatlı hatırlıyor musun o maçta? Cihan Aspolatlı da o maçta topu Tümer Metin'e yeni pas verdirerek gol attı. Beşiktaş Karagümrük. Beşiktaş 3-1 kazanır. 3-1. Skor da verdi. Fenerbahçe Sivas Spor. Ben sana söylüyorum. 2-1. Fenerbahçe kazanır. Galatasaray Denizli 4-1, 5-1 falan öyle biter. Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanır diyorsun. Ahmet Çakar İlk ne diyor? İlk defa bu akşam bir şey yapacağım. Hiç yapmadım. İki maçın tahminini yapmayacağım. Çünkü zaten iki maçın tahminini içimde biliyorum ama bunu Türkiye ile paylaşmayacağım. Denizli Galatasaray maçı da minimum 3 fark olur. Galatasaray ile yine. Ama merak ediyor hocam. Hayır söylemeyeceğim. Söylemeyeceksin. Konuşmama özgürlüğüm sonra bana söyleyecek misin? Hayır.
Benle mezara gidecek. Apo abim ne diyormuş? Çok büyük. Salı günü ne kadar hocam zaten mezarla salı günü. Salı günü. Bu arada salı gecesi 23.30'da derin futbol yapıyoruz. Derin futbol. Yarın maç olmadığı için derin futbol yok. Salı gecesi, salı gecesi beraberiz. O büyük gece. Gece alev alev. Derin futbolda karşınızdayız. O büyük gece. Ne zaman gelecek? O büyük gece. Ne oldu resimler aynı? Evet. Abdülkerim hocamın tahminlerini alalım. Beşiktaş 1, Karagümrük 1. Fenerbahçe 2, Sivasspor 1. Denizlispor 0, Galatasaray 5. Rasim Ozan. Beşiktaş 1, Karagümrük 2. Fenerbahçe 0. Abi siz oğlum kıçınız açık mı yaptınız? Sivasspor 0. Eminiz mi sen de? Birlikte uyumuşlar. Beraber durdun. Beraber durdun. Abi ben demin dedim. Karagümrük 2, Beşiktaş 1. Fenerbahçe 0, Sivas 1. Bak açığa Galatasaray maçı. Her yerin açıkta yapmışsın. Denizli Galatasaray maçı da bu skora basın. Bayisçiler. Denizli 0. Galatasaray 10! 10-0! Adana Demirspor'a! Şimdi her şeyden önce 10-0 bitecek. Her şeyden önce bu maçların hakemleri çok önemli. Galatasaray bu maçları yönetecek olan hakemler adaletli olsunlar. Adam gibi, insan gibi maç yönetsinler, gördüklerini çalsınlar. Galatasaray Beşiktaş maçında... Hakemler tehdit ediyor. Bir dakika, Galatasaray Beşiktaş maçındaki hakem... Herkes söylüyor 4. dakikada Donk'un kırmızı kartı. Hepsini unuttuk. Evet. Beşiktaş kötü oynadı diye maça fazla falan girmedik. Baktık bütün hakem yorumculara baktık bir sürü. Babel'in golünü offside olduğunu bile tartışıyorlar. Falan hep söyleniyor unuttuk. Bunu unuttuk sevgili Melike. Bu maçı unuttuk. Adaletli ne Karagümrük ne Sivas hiçbirisinin canı yanmasın. Adam gibi delikanlıca maç yönetin. Şu ligi elinizin yüzünüzün hakkıyla temiz temiz bu işi bitirin abicim. Ha, eliniz yüzünüzü bir şeye bulaştırmayın. Anlıyorsunuz yani. Hiç üzülmedim buna. Salı günü Galatasaray'ın şampiyonluğa 10-0. Ya da 8-0 senin İngiltere maçı gibi. 8-0. O maçta oynamadı ya. Zalat mı Zalat? O da 8-0'da. O maçta 8-0'da. Öyle değil mi? Gecenin sonunda fena atışmalar var. İngiltere maçını söylüyordu. Niye Zalat'ın maçını söylemiyorsun? Peki Fenerbahçe şampiyon olursa bana teşekkür edecek misin? Resmen biz şampiyon yapmış olacağız yani. Kime? Galatasaray'a teşekkür edecek misin diyor. Derbi yendi ya. Galatasaray Fener olsun diye mi? Kendi olsun diye yaptı. Fenerbahçe puan kaybetti mi? Galatasaray mağlup oldu mu? Yılların Abdülkerim'i... Niye 10-0 diyorsun o zaman? Yılların Abdülkerim'i Karagümrüklü aposusun. Salı şampiyon belli olur mu? Cumartesi mi belli olur? Bence son haftaya kalır. Bana göre de cumartesi belli olacak. Son bakalım haftaya. Ne olacak? Galatasaray 10, Denizli 0. Kaç? 10-0, 10. 10-0 mı? Çok 10-0 iddialı oldu. Bir açıklama oldu. Hadi bakalım göreceğiz. Bir gün var. Peki. Bir gün var. Ben de son bir selamla kapatayım. Hayda, Sivaslı Galatasaray selamlar. Taraftarı Barış Berk'e benden selam. Önemli bir duyuru. Selamlar. Salı günü 23.30'da derin futbol özelle karşınızdayız. Yarın maç yok, derin futbol yok. Salı gecesi o sıcak gecede görüşmek üzere. Hoşçakalın.